Ya da senin odalarla egzersiz yapabilirim. Ya onun daha mantıklı. Evet kesinlikle. Valla çok mantıklı. Ya da tek öğren üzerinden mi geçsin? Çeni aşağı at. Evet. Üst tabağını geri çekiyorsun. Üst tabağını çekmek için ne yapıyorduk o zaman? Ağzını esniyor, kubbe pozisyonu. Aynen, kubbe pozisyonuna gelmiyor kadar. Kubbe pozisyonuna geldiğinde dudaklar toplu, çeni aşağıda, üst tabak geride. Sağ... Kesinlikle konservatuar okumalıydım. Sonrasında kültür merkezimizi zaten biliyordum. Dedim ki kesinlikle hani okumam gerekiyor ve benim bunun hakkında bir yerden eğitim almam gerekiyor. Hemen tabii burası geldi aklıma. Geldim hemen İbrahim Hocam sağ olsun görüştük kendisiyle. Ben dedim böyle hani istiyorum bunu. Hani hangi saat dilimini, hangi zaman dilimini istiyorsanız o saatte gelirim. İstediğiniz kadar sizinle çalışırım. Yeter ki bu okulu kazanayım. Ondan sonra gelip gide gele gide gele gide gele gide gele gide daha çok şeyler öğrenmeye başladık. Daha içli dışlı olmaya başladık hocalarımızla, arkadaşlarımızla. Bir şekilde sonra Allah yüzümüze güldü, yüzümüze baktı diyeyim. Konservatuar kazandım, şu anda okuyorum. Benim normalde asıl hedefim konservatuar bittikten sonra gerçekten büyük bir sanatçı olabilmek. En başta bu. Bunun dışında ben Neşet Baba ile büyüdüm. Orhan Gencebay'la, Ferdi Tayfur'la vesaire vesaire. Büyük ustalarla büyüdüm. Kendime örnek olarak aldığım sanatçılar arasında tek insan Neşet Ertaş'tır. Hep şu sözü vermiştim kendime. Eğer bir gün ünlü bir sanatçı olabilirsem ikinci Neşet Ertaş ben olayım. Yani Neşet Baba'nın da sahnede insanlara davranış şekli, o samimiyeti, o
toprak kokusu gelir Neşet Baba'dan. Yani sahnede bile kesinlikle asla böyle bir şey yoktur. Böyle taklit yapmaz. Böyle çok saftır, samimidir. Yani başından beri istediğim şey hep benim Neşet Ertaş olmaktı. İnşallah da olurum. Yolumuzda ilerliyoruz. Bakalım. Allah kısmet ederse.